1987 Galatasaray'ı unutamayanlar, mutlu bir Fenerbahçe galibiyet sabahından günaydın. Geçen hafta bu zamanlarda bir konuşma paylaşmıştım. Galatasaray için fırsat penceresi başlığını taşıyordu. Gerçekten de Galatasaray bu fırsatı kendi üzerine düşen kısmını iyi değerlendirdi. Orada demiştim ki bunun olma ihtimali düşük çünkü tamamı Galatasaray'ın elinde olan şeyler değil. Yani Antalyaspor'un performansına da bağlı bu. Antalya Spor 2-2'yi yakaladı ancak gol bir şekilde sayılmadı. Offside'dir değildir. Ama eğer onu hakem offside değil diye değerlendirseydi inanın bu maç yine Galatasaray lehine sonlanacaktı. Neden biliyor musunuz? Nedeni transfer politikasından kaynaklanan bir fark. Fenerbahçe üst düzey yıldızlardan ziyade daha genç, belli bir kalite standartının altına düşmeyen, takım oyunu oynayabilen, pres yapabilen, 3-5 pası bir arada yapabilen oyuncuları tercih etti. Fenerbahçe sahasına bakarsanız bu oyunu çok güzel oynuyorlar. Sezon başından beri. Galatasaray ise biraz sağda solda tutunamamış da olsa ya da yaşı geçmiş de olsa üst düzeyi görmüş oyuncuları tercih etti. Bir risk aldı. Kumar oynadı. Buna Mertens, Mata, Oliveira, Torreira, Icardi ve Gomis de dahil. Riskin büyüğü ise Okan gibi henüz Galatasaray'da yeri sağlamlaşmamış bir hocaya teslim etmekte bu kadroyu. Çünkü bakın şu saatlerde şu dakikalarda Galatasaray'ın hocası kalmışlığını ve 15 puan fark yemişliğini konuşuyor olabilirdik. Bu ihtimal dahilindeydi. Muhtemelen bu tarz transferleri yapan, bu tarz bir takım kuran ekip de bunun farkındaydı. Sezon başındaki konuşmalarımızda şundan bahsettik. Şu anda lige en hazır takım Fenerbahçe. Çünkü %60'ına 70'ine çıkmış durumda. Galatasaray %40'larda oynuyor. Ama nihai olarak eğer Galatasaray %60'ları 70'leri görürse Fener'den çok üstün bir takım olacaktır ama görebilirse. Bunun için sabretmek gerekir. Eğer iyi bir şeyler olacaksa sabırla olacak demiştik. Çünkü her sene yaptığımız gibi Eylül ayında bu takımla olmaz, bu hocayla olmaz, bu takımla olmaz, bu hocayla olmazlarla başladık. Yani Fatih Terim zamanında da başladık. Onun yerine gelen Torren zamanında da başladık. Her takımın kurduğu ekibe şans vermesi gerekir. Hani şunu çok gördük. Ya 5 hafta üste mağlubiyet almış bir takıma bir hoca değiştiriyorsun. 5 hafta üste galibiyet alıyor vesaire. Orada psikolojik bir tıkanma vardır arkadaşlar. Ama bizim tıkanmamızın bir kısmı da yapsaldı psikolojinin yanında. Yani yapsal bir değişikliğe gittik. Bakın biz ilk 3-4 hafta bir takım oluşturduk. Tam iyi bir takım haline geldik. Ara transferler, son dakika fırsat transferleri geldi. Takım tekrar değişti. Gerçekten 1-2 hafta daha bocaladı. Bu böyle takım oynaya oynuyor oturur. Motivasyonla oynar. Bakın Fenerbahçe dün ilk 10 dakikada oynadığı gibi oynasaydı ve de Galatasaray ilk 10 dakikada kabul ettiği gibi oyunu kabul etseydi muhtemelen maç 2-0 veya 3-0 Fenerbahçe lehine gidecekti. Burada bunu değiştiren ne oldu? İşte bu transferler oldu. Sergio Oliveira top tuttu, güzel toplar gönderdi. Barış Alper Fenerbahçe'ye top çıkartmadı 10 ila 20. dakikada. Gerçekten 10 ila 22. 23. dakikaya kadar Fenerbahçe ile Galatasaray denge değişti. Ve 30. dakikada daha golü yemeden önce Fenerbahçeli oyuncuların yüzünde ben şu ifadeyi hepiniz gördünüz de gördüm, gördük. Biz zorlanacağız. Ve tribün sessizliğine dikkat ettiniz mi? 30. dakikada daha golü yemeden biraz önce Galatasaray gol atıyor, iptal oluyor. Galatasaray gol atıyor, iptal oluyor. Galatasaray habire atak yapıyor. Fenerbahçeliler top tutamıyor. Habire top taca gidiyor. Topu kaçırıyorlar. Koordinasyonsuzluklar yaşıyorlar. Bu çaresizliği gördüm. Ben bunu boks maçlarında görürüm arkadaşlar bir taraf bir tarafa gücü yetmeyeceğini anladığı zaman ki yüz ifadesi var ya bunu daha gol yemeden önce hepimiz Fenerbahçeli futbolcuların yüzünde gördük. Stadın havasında gördük. Biz bunu geçen sene Yeni Ali Samiye'ndeki maçta 70. dakikadan sonra kendi takımımızda görmüştük. Herkes suspus olmuştu. Durum 1-1'di bir ama herkes suspus olmuştu. Bugün tam tersi oldu. Ben böyle bir Kadıköy maçını daha önce 1999'da kazandığımız 2-0'lık maçta görmüştüm. Fenerbahçe'nin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Teslim olmuşlardı. Burada da teslim oldular. 1-0. 1-0'dan sonra da belki Galatasaray'ın kendi verdiği pozisyonlar. Belki 60. dakikalarda Galatasaray'ın bir bocalaması oldu. Bu da her zaman yaşadığımız şu Ankara gücü maçında, İstanbul spor maçında, Sivas spor maçında yaşadığımız oyunu karşıya devretme hastalığımızdan kaynaklanıyor. Niye biliyor musunuz? Yani bu futboldur. Hiçbir şey bile olmaz. Bu maç Fenerbahçe lehine de 2-1-3-1 bitebilirdi. Eğer biz ikinci gol bulmasaydık ve onlar bir gol bulabilseydi İşin psikolojik tarafı onlara geçecekti. Çünkü biz sistemimizi tamamen gol yeme üzerine kurmaya başlamışız. Aynı maçın içinde bunu ters tarafa döndürmek bir ara vermeden zordur. Bunu Arjantin'in iki maçında, Hollanda maçında, Fransa maçında gördük. Yani top uzatmaya gidene kadar rakibe verdiler. Berabere duruma düştüler. Gol yemeden bitirdiler. Ancak uzatmada tekrar toparlanabildiler. Tabi lig maçlarında uzatma diye bir şey yoktur. Barış Alper'den ayrı bahsetmek gerekir. Barış Alper gerçekten Fenerbahçe'nin dengesini bozdu. Her topu aldı. 2-3 adım geriden çıktı aldı. Sarı kart yemek zorunda hatta defans oyuncusunu değiştirmek zorunda kaldı Cesus. Oliveira 40. dakikadan sonra hiç yoktu neredeyse sahada. Ama 40. dakikaya kadar eğer Galatasaray o sahada kalabildiyse Oliveira'nın çok iyi top kullanmasıyla kaldı. Gözden kaçan alıştık artık Muslera. Muslera çok kritik bir kurtarış yaptı. Maçı çevirdi. Ama Muslera'ya alıştığımız için bunu söylemeye gerek bile düşünmeye gerek bile duymuyor taraftarlar. Icardi için ne söylesem sizin seyrettiğinizin dışında fazla bir şey ifade eder bilmiyorum ama Kerem'le yaptığı ikili oyun ve asisti, daha sonra topu defanstan uzaklaştırıp çapraza çekip gol pozisyonunu zora sokup kendine güvenle topu direğin altına vurması herhalde bir şeyleri ifade ediyordur. Bu hareketleri bilerek yaptı. Yani topu daha çapraza sokup defans oyuncusunun müdahalesinden kurtardı ama kendi işini zorlaştırdı. Dedi ki sol ayak sağ ayak fark etmez. Ben onu gereken yere vururum. Büyük bir oyuncu. Bon servis olarak bizim alabileceğimizi düşünmüyorum. Bu sene tadını çıkaralım. Dua edelim ki kafayı kırıp da Fenerbahçeliler gelecek sene kiralık olarak almaya çalışmasınlar. Bahçı şuayı aldıkları gibi. Sondan bir evvelki konu. Ben hiçbir takımın teknik direktör üzerinden bu kadar bölündüğünü görmedim. Bakın geçen senelerde 2021'de, 2022'de çok uğraştık bununla. Gordon Mill'in arkasında durmayan bir Beşiktaş olsaydı 3 kere üstte şampiyonluk, son şampiyonluğu da avrajla kaçırırlar dördüncüyü. Derval'in arkasında durmayan Galatasaray olsaydı anlatmamı bile gerek yok. Ve gelelim imzaya. Bakın dün maçtan birkaç saat önce kadrolar belli olduğunda kendi grubumuzdan, 1987 Galatasaray'ı Unutamayanlar grubundan isterseniz bakın. Yorumlar çok çeşitlendi. Eleştiriler çok çeşitlendi. Bunun içinde haklı eleştiriler de var. Bakın arkadaşlar bugün 3-0 Fenerbahçe yenseydi hep beraber Okan'ı masaya yatırdık parça parça ediyoruz. Okan kendini kurtaramazdı. Gomis, Seferovic, Icardi, Torreira dururken Berkan ve de Barış Alper'le çıkılmasını kimse izah edemezdi. Yunus'un alınmasını kimse izah edemezdi. Okan bir kumar oynamadı aslında. Okan dedi ki ben bu maçı böyle kazanırım. Fenerbahçe ilk başta bizi abluk altına almaya çalışacak. Daha sonra ben bunu kral isem Barış Alper'le arka tarafa sarkarım. ile arka tarafa sarkarım. Kerem'le arka tarafa sarkarım. Tehlike yaratırım dedi. Gerçekten de ilk 30 dakika böyle geçti. Yani ilk 10 dakikada müthiş bir Fenerbahçe baskısı. 10. 20. dakikalarda kırıldı. Sonra bizim 2 tane offside olup geçersiz sayılan golümüz geldi. Ve daha sonra da maç geldi. Eğer maç 0-0 veya 1-0 yenik veya 1-1 beraber tarzında gitseydi 60. dakikalarda yine Icardi Torreira girecekti. Yine Okan galibiyet şansını deneyecekti. Ama bunu yapabilmesi için biraz cesaret göstermesi gerekiyordu. Bir yerde cesaret gösteremedi. Anholt oynatması gerekiyordu. Bir açıdan. Çünkü Duba çok açık verdi o kanaldan. Özellikle Osay Samuel karşısında çok açık verdi ve yaşadığımız tehlikeleri sol kanattan yaşadık. Duba'nın Tabii fiziksel henüz yetersiz durumda olmasından ziyade bu ters ayakta olmasından kaynaklanan bir durumdu. Çünkü sürekli ters ayakta ters yerlerde yakalandı. Kerem'le kapatılmaya çalışıldı. Osay Samuel birkaç kere Kerem'e de üstün geldi. Oradan yiyecektik. Biz yemiş de olabilirdik. Anholt'un eksikliğinde. Ama Okan Hoca benim tahminime göre niye oynatmadan Anholt'u? Çünkü Osay Samuel karşısında Anholt yavaş kalacaktı. Dubois'un daha seri bir oyuncu olması, Kerem'in de ona yardım edecek olmasına güvendi. Kumar tuttu. Orada kumar oynadı. Bu tartışılırken maç başlamadan önce yorumlarımızda hep şunu dedik. Özellikle ben şunu dedim. Hocanın bir bildiği var galiba. Çünkü tam Icardi lazım olacakken 50. 60. dakikadan sonra yorulmuş, pestil çıkmış bir Icardi, bir Gomis'le sadece Fenerbahçe karşısında 9 kişi kalırdık. Okan Buruk bu hareketiyle maça ve Galatasaray kariyerine müthiş bir imza attı. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Sonunu düşünmedi. Dedi ki benim çıkarım o sahadan bu. Eğer taraftarın tribünün kamuoyunun kadrosunu kurar da çıkar isem düşündüklerimi yapamam dedi. Ve bu cesareti gösterdi. Ben bu cesareti Okan'da ne zaman gördüm biliyor musunuz? 18-19 yaşlarındayken Roma karşısında gördüm, Fenerbahçe karşısında gördüm. O Feldkamp takımında Dünya Gençler Şampiyonası'ndan döndükten sonra Feldkamp'ın Mustafa Kocabey'le ikisine birden şans verdikten sonra Okan olsun, Kocabey olsun, Hakan olsun Hepsinde bu vardı. Biz isimleri bilmeyiz. Biz yeni oyuncularız ve biz gereken mücadeleyi gösteririz. Oyunu da bozarız. Biz Roma karşısında Okan'ı böyle gördük. Trabzonspor karşısında, Fenerbahçe karşısında, Beşiktaş karşısında Galatasaray'ı o zaman öyle gördük. Şimdi de Fenerbahçe, Cesus, korkutucu faktörler, Kadıköy hiç önemli değil. Ben buradan alacağımı alırıma geldiler ve aldılar. Teşekkür ediyorum. Kısa kesmek gerekir.